Bu videoda yalnızca 5 dakikada sizlerle birlikte ekran kaydı almayı öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim ve videomuza geçelim. Hızlıca öncelikle obsi nasıl indirebiliriz bunu sizlere göstereceğim obs Studio şeklinde aratma yaptığınızda arkadaşlar ilk başta zaten kendi sitesi yer alıyor. Hemen burada ilk baştaki sitesine tıklıyoruz daha sonra arkadaşlar kurucuya indire tıklıyoruz. Siz isterseniz aşağıya inip klasik versiyon da indirebilirsiniz ama stüdyo indirmeniz tavsiyemdir. Kurucuya indire tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir setup karşımıza çıkıyor. İndirme tamamlandığında setupta ileri ileri diyerek devam edebilirsiniz ve daha sonra OBS kurulmuş olacak. OBS'i ilk açtığınızda sizi böyle bir ekran karşılayacak arkadaşlar. Burada muhtemelen bir adet sahneniz bulunacaktır. Eğer yoksa buradan sahne oluşturabilirsiniz. Zaten buraya sağ tıklayıp ekle dediğinizde de aynı şekilde yeni bir sahne açabiliyorsunuz. Sahnemiz burada açıkken arkadaşlar kaynaklar kısmında şöyle bir kez sağ tıklıyorum. Daha sonra buradan ekleye geliyorum ve buradan arkadaşlar ben ekran yakalamayı seçeceğim. En üstte görmüş olduğunuz gibi ekran yakalama bulunuyor. Bunu kullanacağız ama eğer eğer siz derseniz ki ben tek bir pencereyi yakalamak istiyorum. Örnek veriyorum diyelim ki Google üzerinden bir aratma yapacaksınız. Bunun da kaydını almak istiyorsunuz. Böyle bir durumda pencere yakalamayı seçip hatta yapalım oluştur dedim ve buradan özel pencere seçebilirsiniz. Şu anda ben de otomatik olarak ses kaydını aldım. Audacity seçti. Sizde de farklı bir şey otomatik olarak seçecektir. Daha sonra tıkladığınızda buradan diğer pencereleri de seçebilirsiniz arkadaşlar. Ama biz şu anda bunu kullanmayacağız. Normal ekran kaydını kullanacağız. Bunu iptal ediyorum o yüzden. Bizim burada kullanacağımız seçenek ekran yakalama seçeneği arkadaşlar. Ekran yakalamaya bir kez tıklıyorum. Daha sonra burada bir isim verebilirim veya direkt olarak ekran yakalama olarak seçebilirim. Tamama tıklıyorum ve daha sonra zaten otomatik olarak benim ilk ekranımı burada yakalıyor arkadaşlar. Eğer iki ekranınız varsa buradan seçmeniz gerekebilir. Ama otomatik olarak birinci ekranınızı yakalayacaktır zaten. Yakaladıktan sonra arkadaşlar tamamı tıklıyorum. Kayıtta sesin gelip gelmeyeceğini şu şekilde seçebiliyorsunuz. Burada mesela masaüstü sesimizi aldığı kısım var. Bunu şöyle kapatırsam masaüstü sesini almamaya başlar. Veya bunu kapatırsam mikrofonumun sesini almamaya başlar arkadaşlar. Bunu buradan ayarlayabilirsiniz. Daha sonra sağ alttan ayarlara geleceğim arkadaşlar. Ayarlara geldiğimde burası bizim için önemli bir ekran. Öncelikle arkadaşlar genel kısmında yapacağımız çok bir şey yok. Burayı hızlıca geçeceğim. Yayın kısmı da şu anlık bizi ilgilen. Eğer bunun hakkında bir video isterseniz bu konuda da bir video sizler için çekebilirim. Çıkış kısmı ise bizi ilgilendiren asıl kısım arkadaşlar. Çıkış kısmına geldiğimde buradan kayıt kısmına geçeceğim ve buradan çıkış modunu sizde basit olacaktır bu. Basit değil gelişmişi alacağım. Gelişmişi aldığımda arkadaşlar beni böyle bir ekran karşılayacak. Burada türünü standart olarak bırakıyorum. Kayıt yolunuzu istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Kayıt biçimini mp4 olarak bırakıyorum arkadaşlar farklı bir kayıt biçimi yaptığınızda bazı programlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunun için en sağlıklısı mp4'te bırakmak. Kodlayıcı kısmı bizim için önemli arkadaşlar. Kodlayıcınızı h264 olarak seçmeniz gerekiyor. Sizin eğer ekran kartınız Nvidia dışında bir ekran kartıysa sizde de aynı şekilde o ekran kartının seçeneği gözükecektir. Bu zaten sizin ekran kartınız. Yani kodlayıcı ekran kartı olarak seçmeniz çok daha lehinize arkadaşlar. Eğer x264'ü seçerseniz bu da iş işlemciye yük bindirir arkadaşlar. İsterseniz onu da seçebilirsiniz ama tavsiye etmiyorum. Eğer böyle bir seçenek karşınıza çıkıyorsa kesinlikle ekran kartınızı seçmenizi tavsiye ediyorum. Oran kontrolü kısmına geleceğim. Oran kontrolünde arkadaşlar CBR'ı seçeceğiz. CBR olarak kalacak burası. Daha sonra bit hızı kısmına geleceğiz. Bit hızımızı 20000 olarak ayarlayacağız arkadaşlar. Sizin bilgisayarınıza göre burada ayarlamanız gereken bit hızı değişiklik gösterebilir ama bir ekran kaydı alacaksınız sizin için gayet yeterli olacaktır ve çoğu bilgisayarda da bunun problem çıkaracağını açıkçası pek de düşünmüyorum. Daha fazlasına da gerek yok aslında yani bir ekran kaydı için bu bit hızı gayet idealdir arkadaşlar. arttırmak isterseniz azaltmak isterseniz tabii ki sizin tercihinize kalmış. Anahtar kare aralığını sıfırda bırakıyoruz. Buna herhangi bir değer verebilirsiniz ama sıfır otomatik olarak ayarlar. En mantıklısı burada sıfırda bırakmak. Ön tanımlıyı kalite olarak bırakıyorum arkadaşlar. Eğer siz sisteminiz iyi değilse bunu performansa çekebilirsiniz veya çok çok iyiyse maksimum kaliteye çekebilirsiniz. Yani bu yine sizin sisteminize bağlı ama benim tavsiyem kalitede bırakmanız. Profil olarak da main'i seçiyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Sizde bu high olarak duruyor olabilir ama burada main'i seçeceğiz arkadaşlar ve bu şekilde bırakacağız. Burada ileri bakma ve psiko görsel ayarlamayı da tıklayacağız arkadaşlar. Bu şekilde kalacak. Kayıt kısmında işimiz bitti arkadaşlar. Buradaki ses kısmında çok fazla oynayacağımız bir şey yok. Açıkçası bunlarla çok fazla oynamanızı da tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bırakmanız en sağlıklısı. Biz buradan diğer ses ayarlarımıza geçelim. Buradan ses kısmına geldiğimizde örnekleme sıklığını göreceğiz en başta. Örnekleme sıklığını 48'de bırakmanız tavsiyem ama eğer mikrofonunuz çok kötüyse arkadaşlar bunu 44'de çekebilirsiniz. Ama tavsiyem dediğim gibi 48'de bırakmanız. Kanallar stereo olarak kalacak. Masaüstü sesini varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz. Varsayılan masaüstü sesinizi böylece kaydedebilirsiniz. Mikrofonu da varsayılı olarak seçebilir veya farklı bir seçenek seçmek istiyorsanız tıklayıp buradan mikrofonunuzu seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu ekranda başka yapacağımız bir şey yok. Video ekranına geçeceğiz şimdi. Video ekranına geldiğimizde arkadaşlar temel tuval çözünürlüğümüzü 1920 1080 olarak ayarlayacağız. Ekranınızın çözünürlüğü daha düşük veya daha yüksekse o zaten otomatik olarak buraya gelecektir. Onu da kullanabilirsiniz. İsterseniz buradan çıkış çözünürlüğünde düşürebilirsiniz arkadaşlar ama düşürmenizi tavsiye etmiyorum. Bunu norme olarak bırakmanızı tavsiye ediyorum. İkisi de 1920 1080 olarak kalabilir. Boyut azaltma filtresinde seçenekler biraz size kalıyor arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek denemenizi tavsiye ediyorum ama en mantıklısı sondaki seçenek arkadaşlar. Bu seçeneği kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sizlere en kaliteli bu şekilde görüntü alırsınız. Özellikle ekran kayıtlarında ortak fps değerini 60 olarak ayarlıyoruz arkadaşlar arkadaşlar ve daha sonra kısa yollar kısmına geliyoruz. Kısa yollar kısmına geldiğimizde bunların hepsine göz atmanızı tavsiye ediyorum. İşinize yarayanları kullanabilirsiniz. Ama size özellikle göstereceğim kaydı başlat ve kaydı durdur. Bunlara mutlaka bakın derim. Yani bir kaydı başlatma tuşu bir kaydı durdurma tuşu eklemenizi tavsiye ediyorum. Bir kez tıklayıp yeni bir tuş ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunları ekledikten sonra da kısa yollarla sadece kaydınızı başlatıp durdurabilirsiniz. Bunları ayarladıktan sonra gelişmiş geliyoruz. Gelişmiş kısmında arkadaşlar yapacağımız çok bir şey yok aslında. İşlem önceliğini normal olarak tutacağız. Renk biçimini bu şekilde bırakacağız. Renk uzayını da bu şekilde bırakacağız arkadaşlar. Bunları ayarladıktan sonra yapmamız gereken uygulaya tıklamak, daha sonra tamama tıklamak ve şu anda bütün ayarlarımız yapıldı arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey kaydı başlata tıklamak olacak. Evet serimizin ilk videosu böylece sona ermiş oldu. Bunu bir seri haline dönüştürmeyi düşünüyorum. 5 dakikada başka neler yapalım? Neleri merak ediyorsunuz? Böyle hızlı bir şekilde hangi konuları işlememi istersiniz? Hangi konularda sizlere bilgi vermemi istersiniz? Bunu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizlerin de isteğine göre bu seriyi devam ettirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bu videomuz burada sona ermiş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kendinize çok iyi bakın.